Televizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki Slovaçko maçı gerçekten çok önemli. Şimdi Dinamo Kiev maçının ardından Avrupa macerasının devam etmesi açısından da üstelik de Avrupa Ligi'nde devam etmek açısından çok önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu maçla ilgili kadro da belirlendi. Ondan da bahsedeceğim. Bu arada Fenerbahçe transferlere devam ediyor. 3 transfer daha planlaması var. Kaleci, sol bek ve forvet. Özellikle santrofor transferinde giderek daha ciddi bir şekilde adımlar atıldığını vurgulamaya çalışalım ve isterseniz transfere geçelim. Ben bu arada Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle, beğenilerinizle, abone olarak verdiğiniz destek nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve Fenerbahçe'nin gündeminde şöyle önce bir iç duruma bakalım. Sonra da transferde gelinen çok önemli bir nokta var. Santrofor transferi, sol bek transferi ve kaleci transferinde gelinen mesafeleri, alınan adımları, atılan adımları ve kimlerin daha öne çıktığını, hangi oyuncuyla anlaşma zeminine gelindiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Slovaçko maçıyla ilgili olarak Luan Perez, Lemos, Henrique ve Berisha'nın kadroya dahil edildiğini söyleyelim. Peki kimler yok? Tisserand yok, Serdar Aziz yok, João Pedro yok, sakatlığı var, Serdar'ın da sakatlığı var. İrfancan'ın sakatlığı var. Kolker yok. Nazım sakatlığı var. Pelkas'ı almamış hoca. Max Meyer yok. Samat da yok. Thiago Çukur yok. Listede bu isimler yok. 4-11 Ağustos tarihlerinde hepinizin bildiği gibi maçlar oynanacak. Avrupa Ligi maçları. Bu noktada Fenerbahçe'nin bu kez daha iyi bir sonuç, oyun demeyeyim de sonuç alması tüm Türkiye'nin beklentisi, bizlerin de beklentisi bu doğrultuda. Çünkü Avrupa'da çok puana ihtiyacımız var. Altay Bayındır'ın sakatlığı var biliyorsunuz. O sakatlık nedeniyle belki de kaleyi Osman Ertuğrul Çetin'in koruma olasılığı gerçektir. Böyle söyleyebiliriz. Bununla ilgili gelen bilgiler var. Bakalım son dakikaya kadar ne tür gelişmeler olacak? Osman Ertuğrul Çetin mi yoksa Altay Bayındır mı kaleyi koruyacak? Şimdi şöyle yapalım, devam edelim isterseniz. İçeriden birkaç haber daha verelim. Söylemiştik, Atilla Szalai'ye teklifler devam ediyor. Fenerbahçe'de bir sol stoper aldı. Hatta bir yerli sol stoper için de adım attı. Onu da söyleyelim. Bunun ötesinde Schalke, Serdar Dursun'u istiyor Schalke. Fenerbahçe şöyle düşünüyor. Oyuncu kararını versin, gitmek isterse izin vereceğiz diyor. Şimdi João Pedro, Joshua King, Valencia, Serdar Dursun ve alınacak olan çok ciddi bir santrofor sayı bayağı fazlalaşıyor. Kararı Serdar Dursun'a bırakacağız diyorlar. Bilmiyorum, Schalke bu konuda bayağı ısrarcı. Ayrıca oyuncuya İtalya'dan da teklifler olduğu gerçeğini vurgulayalım sizlere. Santrofor konusundaki gelişmelerden bahsedeceğim. Bu noktada bir önemli transfer haberinden daha bahsedelim. O da Arda Güler konusunda Daily Express, İngilizlerin ünlü gazetesi Daily Express diyor ki Mikel Arteta Arda Güler'i istiyor. 5 oyuncu var listeye yazdığı, onların arasında yer alıyor ve Arda için 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye de hazır olduğunu yazıyor. Bu Daily Express'in verdiği bilgi, ama Arda'nın sözleşmesinde bir takım sıkıntılar var. Onları sizlerle daha önce paylaşmıştım. İşte 5 milyon euroya da serbest kalır gibi bir durumu söz konusu. Onunla ilgili detayları daha önce verdiğim için şimdi tekrar iletmek istemiyorum. Ve öncelikle şu arkadan öne doğru gidelim. Kaleci meselesinden başlayalım. Gökhan Akkan'la ilgili olarak Çaykur Rizespor kalecisinin Fenerbahçe'ye geleceği bilgisi vardı. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin ilgilendiği. Çaykur Rizespor böyle bir görüşme yok dedi. Aslında nasıl okumamız, nasıl değerlendirmemiz lazım? Yani görüşme yok, gelin görüşelim manasına mı çıkıyor? Yoksa görüşme yok, kesinlikle oyuncumuzu satmayacağız demek anlamına mı geliyor? Satmayacağız derseniz net bir tavır koyarsınız. Öyle bir tavır konmadığını söyleyebiliriz. Ama Ali Koç'un açıklamalarını biliyorsunuz. Kaleci, sol bek ve forvet istiyoruz demişti. O noktadan hareket ederek devam edelim. Kaleci konusunda Gökhan Akkan olmazsa ne olacak? O noktada
Fenerbahçe eski kalecisine yöneldi. Ertuğrul Taşkıran'a, Kasımpaşa'nın kalecisi 32 yaşında. Yalnız Kasımpaşa bu transferde ciddi bir bütçe talebinde bulunuyor ki yani 1,5-2 milyon eurolar seviyesinde bir bütçeden bahsediliyor. Fenerbahçe de yedek kaleci için böyle bir rakam ödemek istemiyor. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Demek ki kaleci konusundaki hamleyi sizlerle paylaştık. Şimdi gelelim bir başka önemli noktaya, sol bek konusuna. Pazzella yazıldı, Wellington yazıldı vesaire oyuncular yazıldı. Ama şimdi Fenerbahçe'nin en yakın olduğu sol bek Alioski, Ezgin Alioski artık şöyle bir duruma geldi. Ezgin Alioski ile menajeriyle görüşmeler yapıldı. Kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Bonservis pazarlığı devam ediyor. Suudi Arabistan'da bir alt lige düştüğü için kulübü Alioski'yi oynatamayacak ama bir bonservis elde etmeye çalışıyor. Yani Fenerbahçe'nin sol bek konusunda Alioski. Ha, şunu sorabilirsiniz, dersiniz ki haklısınız o zaman. Ya Fenerbahçe'nin şu anda 21 tane yabancı oyuncusu var. Yani bunlara yenilerini mi ekleyecek Fenerbahçe? Evet, 22 oluyor o zaman. Ama birçok oyuncunun, bakın dikkat ederseniz, Tisserand, yani Kolker, Pelkas, Max Meyer, Samatta, bu oyuncular kadroya bile alınmadılar, Avrupa kadrosuna. Dolayısıyla gönderilmeleri için ciddi bir çaba sarf edildiğini de vurgulayabiliriz. Ama Alioski gerçeğini artık çok yakından hissetmeye başladık. Onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi bir de stoper konusunda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi Fenerbahçe. Nedir bu stoper konusu? Neden karşı karşıya geldi? Onları da sizle paylaşalım. Biliyorsunuz Beşiktaş bir sol stoper Emirhan Topçu'yu, Emre Can Uzunhan'ı almasına rağmen Çaykur Rizespor'dan düşünüyordu. Ama Fenerbahçe şimdi yabancı stoper konusundaki fazlalık nedeniyle, hani gider gitmez bilmiyoruz, Zalai var, yani Luan Perez var, Gustavo Henrique var, yani bir tek Serdar Aziz var orada, o da Serdar Aziz'in de sakatlığı var. Dolayısıyla Emirhan Topçu için bir girişim başlattı, sol stoper biliyorsunuz. Hatta bu girişimi menajeri Fatih Yalçın tarafından da doğrulandı. Evet, Fenerbahçe'nin teklifi var. Bu teklif doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz diyor. 2024'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncu ve 25 maç oynadı. Güncel piyasa değeri 300 bin euro ama Beşiktaş onun için 900 bin euroya kadar çıkmıştı. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla Emirhan Topçu yerli alternatif olarak Fenerbahçe'nin gündeminde. Bunu da özellikle söyleyelim. Fenerbahçe her an bu transferi bitirebilir. Çünkü bütçe olarak özellikle satıştan sonra, Kim Min-jae'nin satışından sonra eli rahatladı, onu söyleyebiliriz. Şimdi kaleci konusundan bahsettik. Gelelim santrofor konusuna, ki en önemli noktaya. Santrofor konusundaki isimler 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara diye sıralanıyor. Ama şimdi anladığımız kadarıyla yeniden Fenerbahçe Sörloth'a döndü. Çünkü elinde bu kez parası var. Yani 18 milyon euroya sattığı bir oyuncudan sonra gelen para var. İşte tekrar Leipzig'in kapısını çaldılar. Hatta Sörloth da ben şu anda Leipzig'teyim, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum diye bir cümle söylemiş. Ama netice itibariyle 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Ödediğinizde alabiliyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe bunu biraz aşağıya çekmeye çalışıyor. Bir numarada Sörloth'un olduğunu, her an Sörloth transferinin bitebileceğini söyleyebiliriz. Ama dedik ya, her zaman büyük takımlar genel anlamda birkaç tane seçeneği yan yana koyuyorlar. Diğer takımlar da öyle ama hani bu seçenekler büyük takımlarda daha fazlalaşıyor bütçelerinden kaynaklı olarak. Şimdi bir isim daha gündeme geldi. William Arroyo ve Gustavo Henrique'den sonra Pedro dos Santos isminden bahsedelim. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce Jesus'un 2020'de Flamengo'ya transfer ettiği oyuncuyu Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Çünkü Jesus'un isteği bu doğrultuda. Geçen sezon 42 maç 12 gol. Çok performansı da çok yüksek değil. Bu sezon 16 maç 6 gol. Yüksek olmadığı için performansı, transfer edilme olasılığının yüksek olduğunu özellikle vurgulayalım. Yani ikinci seçenek Pedro dos Santos olduğunu vurgulayalım. Ama ikinci sıradaki seçenek değil. İkinci sıradaki seçenek Alessane
Paleya'dan bahsediyoruz. Plea'dan, özür dilerim. Paleya'dan bahsediyoruz. Mönchengladbachlı oyuncu, Fransız oyuncu. Ve 2023'e kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri çok yüksek ama bir yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların genel anlamda rakamları düştüğü için böyle bir durum söz konusu. Bu arada Pedro dos Santos için de satın alma opsiyonlu kiralama, yani onun da 10 milyon euroluk bir bütçesi var. 14 milyon euroya gelmişti Flamengo'ya. Burada da yine 15 milyon euroluk bir bütçe var ama burada 2023'te sözleşmesi biteceği için Fenerbahçe onu işte 5 milyon euroluk bir teklifle getirmeye çalışıyor. Bakalım başarabilecek mi? Sörloth 1, Alessandro Plea 2, Pedro dos Santos 3 ve bir sürpriz isim daha var gündeme gelen, onu da paylaşalım. O da hepimizin yakından tanıdığı, ligde gol krallığı yaşamış olan Aaron Bupenza'dan bahsediyorum. El Arabi'de, Katar'da mutlu değil, gelmek istiyor. Bunun için de menajerleriyle de haber yolluyor. Ama Fenerbahçe için hangisi olur derseniz, yani Fenerbahçe taraftarını tamam santroforumuz geldi diyebilecek, onları heyecanlandıracak isimler derseniz ilk iki sırada söylediğim Plea yani ve Sörloth ve Plea daha önde. Diğer iki oyuncu bir anlamda soru işareti oluşturacaktır. Genel anlamda Fenerbahçe'nin gündeminde olanları sizlerle paylaştık. Belki diyebilirsiniz ki çok fazla isim, benzer isimler var ama güncel olarak olayların değiştiğini, bakın Sörloth konusunun yeniden gündeme geldiğini söylüyoruz. Bupenza'nın yeniden gündeme geldiğini söylüyoruz. Yeni isimler de eklemeye çalışıyoruz. Bu arada hemen söyleyeyim, Alioski için George Jesus'un onay verdiği bilgisini de paylaşayım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.